Bu muhteşem fotoğraf kolaj. Alman ressam Han Nahöv'ün eseri. Yapımı 1919'dan 1920'ye kadar sürmüş. Çok uzun bir başlığı var. Mutfak bıçağıyla kesilmiş. Almanya'nın son Weimar Bra Göbeği kültür çağı gözünden Dada. İlk uluslararası Dada fuarında sergilenmiş. 1919-1920 hayli endişe verici bir dönemdi. Peki neler oluyordu? Siyasi kaos. Bunu eserinde yakalamış görünüyor. Birçok açıdan o dönemi resmetmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hükümet tamamen değiştiriliyor. Aşırı solcu komünistler olan Spartasistlerle çatışma yaşanıyor. Burada onlardan bazıları resmedilmiş. Bu gruplarla Fray Mahkemesi arasında çatışma vardı. Fray mahkemesi hükümet mensupları aracılığıyla insanlara saldırılması için kışkırtıyordu. Tüm bu çarpışmalar oluyor, birçok insan tutuklanıyor, bazıları da öldürülüyordu. Ve bunlar sadece belirli bir sürede olanlar. Yani 1919 Ocak ayında gerçekleşenler. Bu parçalanma burada çok güzel resmedilmiş. Bütün ülkenin odaklanmış olması muhtemel uzun savaştan kaynaklanan kontrast ve sonunda tamamen çöküş burada gayet güzel yansıtılmış. Oluşturulan tezatlık olağanüstü. Tüm politik aktörler ve aralarındaki gerilim. Başlığa bakarsanız mutfak bıçağıyla kesilmiş diyor. Gerçek anlamda bir şeyleri kesme fikrini bir düşünün. Bu fotoğraf kolajında yapılan bir şey değil mi? Tüm bunların içinden bir şeyler kırpıyor, ona anlamlı gelecek şekilde tekrar bir araya getiriyor. O andaki tanımlayıcı kültür olarak parçalanmaya dikkat çekiyor. Çoğu fotoğrafın gazete ve dergilerden geldiğini varsayıyorum. Yani hepsi anlık ve güncel. Hepsi o anda geçerli. Sadece yeniden düzenlenmiş. Ayrıca mutfak bıçağı vurgusuna da bayıldım. Özellikle bayan ressamların rolüne odaklanmış. Bununla ilgili çok konuşur ve yazardı. Bir dadaist olarak çok iyi muamele görmüyordu. Bence yaşadığı en büyük sorunlardan biri birçok erkek dadaistin kültürel tabuları ve bakışı değiştirme konusunda büyük fikirleri olduğu halde icrata gelince hiçbir şey yapmamalarıydı. Burada bunun birkaç resmediliş şekli var. Şimdi en ortadaki görsele bakarsak en önemli en önemli ekspresyonist ressamlardan Ketekolvits'i görüyoruz. O da parçalara ayrılmış. Altındaki gövde de dansçı Niddi Impekoven'e ait. Ve oluşturduğu merkez şekline bakarsanız her şey etraflarında dönüyor. Her şeyin aynı anda olduğu bir hareket hissi uyandırıyor. Birçok tekerlek ve çark da var. Bu sanki bir makina. Hükümetin kültür mekanizması. Eğer mekanizmanın kendini düşünürsek, dadanın makinası da olabilir. Ama makine aynı zamanda bence erkeksi bir kavramı andırıyor gibi. Yaklaşıp sağ alt köşeye bakarsak, buradaki minik kafa Anna Höhe ait. İmza atmak yerine kendi portresini eklemiş resmini o zamanlar Avrupa'da kadınlara oy hakkı tanıyan ülkelerin haritasının kenarına yapıştırmış. Bu bize onun sanat dünyası ve toplumda kadının rolünü düşündüğünü anlatan bir işaret. Notlarla açıklamasının yapıldığı diğer versiyona bakarsak resmi daha da ayrıntılı inceleyebiliriz. Şu an Flickr'dayız. Her ne kadar şu an bu resim kaldırılmış olsa da bir sürü başka resim ve açıklama için Flickr'daki Smart History grubuna bakabilirsiniz. Ben size resim kaldırılmadan önce kaydettiğim bu görüntülerle anlatmaya devam edeceğim. Bakın. Üzerinde gezdiğimizde tüm bu değişik şeyleri görüyoruz. Öncelikle bu çizimi kutucuklar halinde düşünün. Sağ üst, sağ alt, sol alt ve sol üst var sol tarafa bir isim vermeye karar verdim. Aslında genelde isimlendirmeyiz. Sağ taraf genelde anti olarak adlandırılır. Ve işte bakarsanız tam burada buna anti dadaist denmiş. Ayrıca çok fazla yazı da eklemiş. Onlar da yukarıda. Bakın şurada. Anti köşesindekiler açıkça politikacılar ve eski siyasetçiler. Kaiser Wilhelm tam şurada kafası çok büyük. Buradaki figür de oldukça iri. Kaiser Wilhelm tahttan indirilmişti. Hollanda'ya sürgüne gönderildi. Ülkeyi Birinci Dünya Savaşı'nın içine sürüklüyor, felakete sürüklüyor ve böylece o da gidiyor. Netleştirelim. Wilhelm iyi bir adam olarak düşünülmüyordu ve burada da çok ağır eleştiriliyor. Burada başka siyasi figürler de var. Bir egzotik dansçının vücudunun üstünde General Hindenberg'in kafası var. Erkek bir generali alıp kadın vücuduna oturtarak onu bir nevi hadım etmiş. Bıyığı oluşturan şu iki güreşçi figürüyle de Kaiser Wilhelm dalga geçiyor. Aşağıda Alman Savunma Bakanı Gustav Noske var. Başka bir generalle konuşuyor ve şu üstteki general kafalarının üzerinde duruyor savaşa neden olan bir adam daha. Evet, bu insanlar gerçekten sorumlu olan kişiler. Bazıları o dönemde hala iktidarda. Hükümeti yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Bu insanların hepsi daha önce sahip oldukları gücü geri kapmaya çalışıyor ve ülkeyi yeniden toparlamanın yollarını arıyorlar. Aşağı sağ alt köşeye bakarsak Dadaistlerin dünyasını görüyoruz. Die Welt Dada ve şurada da Dada yazılı. Bu köşe Anna Höhün ve haritanın olduğu yer. Yani diğer Dadaist figürler de burada. Dadaist Raoul Hausmann var. Anna Höh, Hausmann'la bir dönem birlikteydi ama bütün yaşamı boyunca değil. Ve uzun bir süre Anna Höh üzerine bütün kaynaklar bu ilişkiye odaklanıyordu. Raoul Hausmann'ın eşi olarak anılıyordu. Sağ alt köşe yani Dadaist köşesi görsel olarak çok daha seyrek. Burada iki Dadaist'in George Grotz ve Wieland de kafalarını görüyoruz. Wieland de John Hartfield'ın kardeşi. John Hartfield ismini değiştirip İngilizceleştirmiş. Ve Nitti de Impekoven, merkezdeki dansçının aynı burada John Hartfield'e küvette banyo yaptırıyor. Bence Höh yapabildiği kadar erkekleri küçük düşürmeye çalışmış. Güç ilişkilerini tersine çevirmeye çalışmış. Bakın burada merkezde Lenin var. Merkezde gibi. Şu an aslında pek göremiyoruz. Ve başka bir dadaist, Johannes Bader var. Komünist parti liderlerinden Karl Radek'i de görüyoruz. Rusya ve Almanya arasında mekik dokuyordu. Bu yüzden Almanya'daki Komünist Parti ile yakından ilgili. Karl Marx da var. Çünkü her zaman Karl Marx olmalı değil mi? Sonra şurada çağdaş sanat eleştirmeni Theodor Dubler'in bir büstü var. Kafası bir bebek gövdesinin üstünde. Dev bir bebek vücudu çok komik. Yani bütün bu insanları çocuklaştırıyor. Hepsi de erkek. Bu dadaistlerin hepsi erkek. Ve onun meslektaşları. Sol taraftakilerin dada formları olduğuna karar verdim. Bu dada propagandası. Tam şurada duran Einstein bir iki farklı şey söylüyor. Şuradaki küçük Almanca yazı şöyle diyor: Sen, sen genç adam, Dada bir sanat akımı değildir. Bu cümle sadece gelip geçici bir şey değil, daha anlamlı bir şey olduğu hakkında. Siyasi, dünyevi ve güncel Yukarı köşede sanat icra etmenin parasal bir girişim, bir yatırım olduğunu vurgulayan propaganda mesajları var. Ama bu aynı zamanda absürt. Yalnızca teşebbüsün bütünüyle alay ediliyor. Aşağıda toplanmış kalabalık sahnesi var. Merkezde Alman Komünist Parti liderlerinden biri olan Karl Liebknecht'i görüyoruz. Yazılana göre 1919'da hapse atılan işkence görüp katledilen Rosa Luxemburg'la birlikte. Bu onları bir araya getiren, solu sağlamlaştıran anlardan biriydi. Bunlar popüler yayınlardan aldığı fotoğraflar. O adam figürünü alıp Dada'ya katılın dedirtiyor. Bunun içinde bir tür Dada ikna girişimi olduğunu düşünüyorum. Bunlar ikna mesajı değil mi? Şuna diren, buna diren, Sonuçta bu imajlar ticari bir dergiden çıktı. Bunlar ürün dergileri, popüler kadın mecmuaları ve resimli Berliner gazeteleriydi. Dada yalnızca bir iki yıldır vardı, sadece birkaç yıl. İzleyici kitlesi de Berlin'deki diğer dadaistlerdi. Dada Avrupa'nın her yerine yayılıyordu ve farklı dada merkezleri mevcuttu. Paris'te bir dada hareketi vardı. Zürich, Köln, Hannover ve Berlin hepsinin farklı sanat icraatları vardı. Foto Berlin merkezliydi. Peki son Weimar bira göbeği kültürel çağ ne demek diye düşünelim şimdi de. Zenginlik, oburluk ve bira tabii ki. Bira göbeğine sahip olmak bana göre çok Almanvari bir durum. Ve Burjuva'dan kalan son artıklar. Dünya Savaşı'nın gerçeğe dönüşmesine izin veren varlıklı ve istikrarlı bir kültür. Bazı sanatçılar geleneksel sanata bazı yönlerden savaş vahşetinin sorumlusu ve bu savaşı yaratan kültürün bir parçası olarak bakıyordu. Ya da o değerleri taşıyan kültürün bir parçası olarak. Bu vahşeti yaratacak hiyerarşinin oluşmasına izin verildiğini düşünüyorlardı. Burjuva siyasetinin bir türüydü onlara göre. Evet yine buraya bakacak olursak sağ üstte siyasi bir oluşum var ama sol altta kalabalıklar var. Bu büyük bir kontrast. Bu gerilim çözülmemiş olarak kalıyor. Dada bir nevi ekim biçiyor. Sol üstteki dada kelimesi ve yine sağ alttaki dada. Ve ortada Kolwitz ile birlikte kendi portresi. İlginç sınıflara ayırmış. Ve bence kadınları güçlü konumlara yerleştiriyor. Ya da en azından denge bozucu olarak koyuyor. Bu noktada başlıkta kullandığı mutfak bıçağı kavramı gerçekten çok güçlendirici bir unsur. Evcimenliğin kültürel değerleri sarsabilecek bir şey olması fikri. İnanılmaz bir fikir. Değil mi? Çok zekice.